Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine sizlerle birlikte önemli bir şirketin bilanço analiziyle karşınızda olacağım. Bugünkü inceleyeceğimiz şirket Doğuş Otomotiv olacak dostlar. Doğuş Otomotiv'in genel hatlarıyla bilançolarını inceleyeceğiz ve en sonunda da teknik analiziyle videoyu kapatacağız. Bu bilanço analizi videolarından haricinde şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi şu aralar bilanço dönemi olduğu için ben bilanço videoları çekiyorum. Bilanço dönemi bittiği zaman çok daha farklı videolar gelecektir ki kanalı zaten sıkı takipçisi olanlar, yani eski kemik kitleden olanlar biliyorlar ki benim çok ciddi radar videolarım da var bu videoda. Radar videoları dediğim işte belli başlı kriterlere göre hangi hisseler ön plana çıkıyor. Bunların tabii ki de videolarını yapacağız dostlar, hiç merak etmeyin. Şu an sadece bilanço analizinde burada çok fazla üstüne düşmemin sebebi şu anda bilanço döneminde olmamız ve aslında burada temel analizin ana mantığında bu bilanço analizlerinde yatıyor. Yani bu bilanço analizini biz iyi yapamazsak bir hisseyi doğru bir şekilde analiz edemeyiz dostlarım. Bunlardan dolayı yani normalde bir yatırımcının bilanço analizini A'dan Z'ye kadar çok iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Biz burada A'dan Z'ye gösteremiyoruz ama önemli hatlarını gösteriyoruz burada. A'dan Z'ye göstersek zaten bu video en az böyle yani 2-3 gün böyle eğitim, seminer vermemiz lazım bizim burada. Ki o da şu anlık mümkün değil. Bunlar mümkün olacağı tabii bunların da tabii ki yeri gelebilir. İlerleyen zamanlarda belki eğitim de vermeyi düşünebilirim bunlarla alakalı. Ama şimdilik böyle planım yok açıkçası. Ama şunu söylemek istiyorum. Çoğu böyle yatırımcı görüyorum işte biz ne alalım, ne satalım. Hemen böyle hızlı hızlı sağdan soldan tavsiye alıp oradan böyle aldığı tavsiyeyle bir anda zengin olmaya çalışıyorlar. Bu tabii ki de yanlış bir şey. Bunu söylemeye çalışıyorum. Siz de bakın sağınızdan solundan duyduğunuz hisseleri hemen almayın. Gelin böyle bilançolarını analiz etmeyi öğrenin. Yani bir de şunu duyuyorum çok fazla etrafından. Hocam senin videoların çok uzun. Ya uzun dediniz 10 dakika 15 dakika. Eğer 10-15 dakika video izliyormuyorsunuz zaten borsada işiniz olmamalı. Siz yüksek ihtimalle parayı kaybedersiniz. Duman edersiniz burada. 10-15 dakika sabrı olmayan kişinin burada borsada yeri olmamalı. Evet. Ve bir de şunu da söylemek istiyorum. Ne yazık ki burada videolarımızdan hala istediğimiz performansı alamıyoruz. Kanalın abonelikleri artmıyor. Videoda istediğimiz beğeniler gelmiyor. Bunlar olunca tabii ki biraz daha moralsiz çıkıyorum karşınıza. Eğer bunlar gelse çok daha güzel enerjili videolar gelecek. Daha doğrusu enerjili dediğim. Burada tabii ki enerji sektöründen bahsetmiyorum. Ben kendimden bahsediyorum. Bunları gördüğüm zaman emeğimin karşılığını almış bir şekilde böyle bir motivasyonla geleceğim karşınızda ama ne yazık ki o motivasyonu bir türlü bulamıyoruz. Yani bu borsa videoları ne yazık ki tutmuyor dostlar bu kanalda. Nedenini anlayabilmiş değilim. Yani acaba hisse mi pazarlamam lazım diye düşünüyorum yani açıkçası. Böyle kanallar var bazı görüyorum işte. Her Allah'ın günü diyor ki işte patlama yapacak 4 şirket. İşte yok şu kadar gidecek 5 şirket. Her gün böyle videolar çekiyor ve hep de sürekli farklı şirketler çekiyor. Yani ben anlamıyorum sürekli böyle 500-600 tane şirket var. Her gün birine böyle bu şekilde videonun içine atsam ve başlığı böyle yapsam izlenir miyim? Acaba böyle mi yapsam diye düşünüyorum bazen. Ama tabii ki buna vicdanım el vermiyor. Ama ne yazık ki izlenmeler de işte az. Bunu da düşünmemiz lazım. Acaba kendimi mi sorgulamalıyım? Yoksa acaba borsa kitlesinden bir sıkıntı var? Bunu düşünüyorum yani ikisinden birisi çünkü başka ihtimal olamaz. Evet. Şimdi gelelim velhasıl kelam şunu söylemeye çalışıyorum. Video benim kanala abone olun dostlar. Bakın 5 saniyenizi almaz ya 5 saniye. Bir gün deneyeceğim yani bakın bir gün canlı yayın açacağım diyeceğim ki bakın 5 saniyene kaç saniye alacak video beğenip abone olmak. Bunu bakın kronometreyle yapacağız. Hiç de merak etmeyin yani. Şimdi gelelim Doğuş Otomotiv'in. Çok da uzattık girişi ama Doğuş Otomotiv'in şöyle bilançolarına bakalım. Bilançosuna daha doğrusu. Satışa baktığımız zaman bakın 6 aylıkta 84'ten 75'e düşmüş. Brüt kar 19'dan 14'e gerilemiş. 14 derken milyar TL'den bahsediyoruz burada. Buna bile laf edenler var. Öyle değişik bir kitle var bu kanalda. Tabii herkes öyle demiyorum ama bu kitlenin içinde böyle değişik bir kitle de var. Ben onları engellemeye çalışıyorum. Elinden geldiği kadarıyla. Siz de görürseniz bana yazarsınız. İşte Telegram'a bakın böyle böyle yorumlar vardı. Ben de onları engellerim. Ben açıkçası kanalımda toksik insanlar istemiyorum. Şimdi esas faaliyet karı bakın 17'den 9'a düşmüş. Fabrik 17'den 10'a düşmüş. Enflasyon muhasebesine göre de bakın eksi 103'ten 103 milyondan eksi 1 milyara burada bir kayıp var. Ve net dönem karı da bakın 12'den 5 milyara düşmüş. Yani her anlamıyla bakın gelir tablosunda her anlamıyla bilançomuz kötü durumda. Doğuş Otomotiv'dir. Daha doğrusu otomotiv sektöründe zaten bir gerilemenin olacağını ben aylar öncesinden gruba Telegram grubumuza yazmıştım dostlarım.
Eğer siz de böyle haberlerden haberdar olmak istiyorsanız Telegram grubuma beklerim. Yani otomotiv sektörünün kötü gideceği zaten belliydi açıkçası. Bu da bakın bilançolarda bunu destekliyor dostlar. Onun dışında burada bilanço yani varlık kısmına bakacak olursak bakın dönem varlıklarda çok ciddi bir azalma var. Bakın bir önceki çeyrekte dönem varlık duran varlıktan fazlaymış. Bu çeyrekte duran varlık dönem varlığı geçmiş. Bakın 46'dan 35'e düşmüş. Duran varlıkta bir değişme yok. Totalde dönem varlık duran varlığın altına düşmüş. Mesela bu oldukça kötü. Toplam varlık 88'den 77'ye düşmüş. Onun dışında finansal borçlarda çok bir değişme yok. Net borçta bakın çok ciddi bir artış var. Bu anlamda bence hiç iyi değil. Hele ki böyle enflasyonist bir zamanda eksi 2 milyardan 6 milyara çıkmış. Hiç iyi değil. Öz kaynaklarda %13 bir erime var. Bu da 56'dan 48'e gelmiş durumda. Onun dışında kaynak dağılımına baktığımız zaman zaten kaldıraç oranı bakın %64 öz kaynaksa %36 kaldıraçtır. Bu kaldıraçın da %26 kısa vadeli yükümlülükten geliyor. %10'u da uzun vadeli yükümlülük. Yani borç anlamında bir sıkıntısı yok şirketin açıkçası. Burada bakın bana şu soru geliyor çok fazla. İşte hocam bakın şu şirketin sallanan Doğaç'ın mesela çarpanlar çok düşük. Artık daha nereye düşebilir? Dostlarım bakın bu çarpanlar yanıltıcıdır. Yani o zaman madem bu borsa bu kadar basitse direkt gidin çarpanı düşük olan hisseleri alın dostlarım. Hiç bu videoları izlemeyin. Boşuna bu videoları izlemeyin. Bu kadar da net konuşuyorum. Bakın. Borsa çarpanlardan ibaret değildir. Temel analiz de aynı şekilde. Bunlardan kaynaklı videoları çekiyoruz zaten. O zaman madem bu kadar borsa basitse zaten direkt ben yaparım hemen. İşte çarpanları düşük. Kat kat gidecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Derim. Olur biter. Ama bakın prim yapan hisselere, iyi giden hisselere. Genelde geleceği fiyatlıyorlar. Geleceği fiyatlaması bile yani daha gene gelecek oluyor aslında da şirket belli bir işte satış hedefi koyuyor. İşte fabrika hedefi koyuyor. Onun çerçevesinde ilerliyor. Zaten aracı kurumlar da bunlar üzerinden hedef fiyat çıkarıyor. Yani işte sallıyorum işte bakın Doğuş mesela FDF 252. Şimdi baktığınız zaman mantıken diyorsunuz ki ya bu şirket çok ucuz. Hemen alalım. Belki de artacak bakın ben ona bir şey demiyorum ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Direkt çarpan düşük hemen alalım. Bu mantık yanlış. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi gelelim. Bir de çeyrek bazlı bilançoya bakalım. Bir de tabii ki aracı kurum beklentileriyle bunu da kıyaslıyoruz. Bakın burada kıyaslama. Yani aracı kurum beklentilerine göre kıyaslama hiçbir kanalda yok. Ben görmedim bakın. Bu anlamda tekiz. Bakın satışlar 48'den 38'e düşmüş. Beklenti kaçmış? 37. Bakın beklentinin bir tık üstünde gelmiş satış. Bu anlamda güzel. Fabük 10 milyardan 5 milyara düşmüş. Beklenti kaçmış? 4,53. Bakın beklentinin üzerinde ama tabii ki de genel anlamıyla kötü. Net kar 6 milyardan neredeyse 2 milyara düşmüş. Net kar beklentisi 3 milyarmış neredeyse. Bakın bu anlamda iyi değil. Ve net kar bakın son kalem olduğu için aslında net kar da oldukça önemli. Mesela çoğu yorumcu diyor ki bakıyorum analizlere net kardan ziyade Fabök önemlidir. Dostlar böyle bir şey yok. Hepsi önemli. Bakın Fabök esas işlerinden elde ettiği kar net kar da burada işte diğer işler de işin içine giriyor. Vergi işin içine giriyor falan. Ama sonuçta o da bir gelir kapısı. Tabii ki de bakın Fabök'le net kar arasındaki o kalemlere de bakmanız gerekiyor. Belki burada finansal giderlerden kısılıyor. Onu da bilemiyorsunuz. O yüzden net kar da yani burada şirketin kasasına gidiyor direkt. Net kar da önemli bakın önemsiz değil. Kesinlikle işte Fabük önemli, net kar önemsiz. O zaman direkt FDFO'ya bakın. Hiç net kar bakmayın. Böyle mantık kesinlikle yok. O yüzden net kar da önemlidir. Yani ben böyle yorumları görüyorum bazen. Ben katılmıyorum açıkçası. Tabii sizin yatırım tarzınız farklı olabilir. Ben bir şey diyemem. Net kar da önemli, Fabük de önemli. İkisinin de ayrı ayrı önemli olduğu yerler mevcut. Evet dostlarım bakın burada kısacası bilançonun kötü olduğunu zaten görüyoruz. Satış ve Fabök beklentilere göre iyi, net kar beklentilere göre kötü gelmiş. Bu yorumu da yapalım. Ve son olarak da burada bakın benim önem verdiğim kalemlerden bir tanesi tabii ki de nakit akışları. Özellikle serbest nakit akışı. Hemen gelelim. Bakın son çeyrek serbest nakit akışı eksi 1,8 milyar gelmiş. Ve bakın bu şurada eksi 1,19 bu da eksi 1,8 yani eksi anlamda 3. sırada bakın. Sondan 3. bakın eksi 2,5 eksi 6,9 ve eksi 1,8. Şu anda baktığımız zaman bakın nakit akışları 510 milyona düşmüş. Burada bakın 2022'nin 3. çeyreğinde 3,7 milyarmış. Neredeyse burada bakın 7'de 1 oranında bir azalma var.
Çok ciddi bir azalma var bu anlamda. Yani Doğuş Otomotiv her anlamıyla kötü bir bilanço açıklamış. Umarım ilerleyen zamanlarda toplar bakın net borç anlamında da rekor kırmış. Onu da belirtelim. Ama şunu da söyleyelim yani bakın. Net borç bakacaksanız net borç bile FAVÖK. Rasyonunda bakın mutlaka. 0,28. Bir sıkıntı yok. Yani bence gayet makul. Kaldıraç oranı anlamında da bir sıkıntı yok. Zaten bakın bu tarz şirketlerde ben söylüyorum bakın Doğuş Holding. Böyle Holding, Doğuş, Sabancı, Koç buna gibi holding iştiraki olan şirketlerde çok fazla kaldıraç oranında takılmayın derim ben. Evet genel anlamıyla bilançomuz kötü gelmiş dostlar. Hemen gelin bir de teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi Doğuş Otomotiv Nisan ayından beri o kadar sert düştü ki bakın hiç tepki yükselişi bile yapmadı. Tepki yükselişi yapmadığı için de ben burada şöyle bir düşen çizemiyorum ne yazık ki. Şöyle bir tepki yükselişi yaparsa belki buradan bir düşen çizebiliriz. Ya da bakın burada şöyle 208 ve 200 lira. Burası Kasım 2023, Aralık 2023'te şöyle bir dip yapmış. Daha önce burada. Yine buraları gelirse belki bir ihtimal alım olabilir. Bakın deneme olabilir. 200'lerin altına sarkarsa buradan artık stop olursunuz. Bir günlük ya da iki günlük artık risk algınıza göre. Ben iki günü her zaman daha mantıklı buluyorum. İki gün altında baktınız fiyatlamaya başladı. O zaman direkt burada stop olunur. Onun dışında belki buralardan yukarı doğru bir tepki verebilir. Ama bu tepki bakalım nerelere kadar gelecek. Ayrıca bakın şöyle bir formasyon oluşumu içerisinde de olabilir bu şirket. Bakın bu formasyon var demiyorum. Bunu da altını çizelim bakın. Omuz. Baş. Gelirse buraya ve omuz. Hemen hemen bir omuz baş omuz formasyonu burada. Oluşturmaya çalışıyor gibi gözüküyor şimdilik. Ve tabii ki bakın haftalık olarak bakacak olursak inanılmaz yükseldi bu hisse. Şöyle bakın koronadan bakacak olursak bakın 4 liradan bu hisse hatta 3.13'müş gibi. Biz 4 diyelim hadi 4 liradan şirket 350 liralara gitti. 370'e gitmiş hatta. Yani inanılmaz yükseldi. Çok ciddi bir yükseliş var. Ki biz bu hisse çok ucuz seviyelerde de kanalda videolarını da çekmiştik. Onu da tekrardan söyleyeyim. Gerçekten de sevdiğim, güzel, beğendiğim bir hisse. Ama artık bakın doygunluğa ulaşmış. Gördüğünüz gibi haftalık bazlı böyle bir formasyon var. Eğer formasyon gerçekten de bu şekilde olursa o zaman bakın burada yükselişler 281 liraya kadar olabilir. O zaman da şöyle bir şey çizeriz. Tabii 281 lira gelirse. Sallıyorum. Farazisi tabii bunların hepsi. Geldi. Buraya kadar yükseldi. İşte Mart 2025 diyor ama yani bu çok önemli değil tabii tarih şu an. O zaman geliriz buradan. Böyle bir düşen trendi çizeriz. O zaman deriz ki bu trend kırılınca bu hisse gider. Bu kadar basit. Ama şu anda bu hisse de pozisyon almak isteyenler belki burada 200 liraları bekleyebilir. Buralardan 280, 270 buralara kadar bir tepki olabilir. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan belirtelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 5 saniyelik bir iş bu. Bunu yaparsanız kanalın etkileşimine oldukça fayda sağlamış olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.